Emel Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar Tuğçe. Önceki şey soracaktım. Çok sakin bir bayansınız ve hani hiç sizin tartıştığınızı, kavga ettiğinizi hiçbir şekilde duymadık ya da görmedik. Bu iç huzurunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Onu öğrenebilir miyiz? Onu şöyle çevirelim. Hiç tartıştınız mı, kavga ettiniz mi? Kavga edince nasıl olursunuz diye çevireyim ben onu. Daha iyi olacak. Daha iyi olacak. Hiç böyle gerçekten de elini kaldırdığın falan böyle bir ya da bir büyük tartışmaya girdiğin, kendini tutamadığın zamanlar oluyor mu yoksa? Tabii canım. Olmaz mı? Bu oluyor. Oluyor ama kendimi çok kontrol, yani kendini kontrol edebilen biriyim ben. Evet. Onun için çok ender olur. Ama biriktirdiğim için öyle bir, yani bu da hoş bir şey değil aslında biriktirmek. Ama bir de Emel Sayın olmak var. Ne acayip bir şey. Yani herkes seni bir de falan yani. Hani o incelikte gördüğü için. Hayır, onun dışında yani kendi özel hayatımda da olabilir böyle bir şey. Aile hayatımda da olabilir ki oldu da. Öyle mi? Evet. Peki. Bir şey daha soracağım sana. Olabiliyor. Bir daha ama, dünya çok evet. Klasik bir artık lise sorusu gibi ama çok meraktan. Bir çok güzel, bu hayatı çok güzel yaşıyorsun. Hmm. Bir daha dünyaya gelsen Emel Sayın olmak ister miydin? Emel Sayın olsaydın neyi yaşamak istemezdin bu Emel Sayın'ların içinde? Bunda yaşadım, bunda yaşamadım, yaşamayayım diyeceğim bir şey var mı? Yani galiba çok hassas bir konuya parmak bastın. Yani benim için öyle. Hmm. Emel Sayın olmak büyük bir mutluluk. O kadar çok şey verdi ki Emel Sayın olmak bana. Ama Emel Sayın olmak için halkın sevgisi gerekiyordu. Ben onu kazandım. Minnet duyuyorum. Dinleyicilerime, sevenlerime, halkımıza her zaman büyük bir şükran, saygı, sevgi duyuyorum. Bana çok şey bağışladılar. Emel Sayın olmak bana önce manevi, sonra maddi olarak da büyük zenginlikler getirdi. Bunun için Allah'a da her zaman şükrediyorum tabii. Ama işte hep bu arkadan ama diyoruz ya. Bunun bir bedeli var. Her şeyin bedeli olduğu gibi. Bunun da bu büyük mutluluğun, bu büyük armağanın çok ağır bedelleri vardı. Onları da ödedim. Ödüyorum. Evet, biliyorum. Yani ya razı olacaksın. Bütün bu mutluluğun içinde hayatını kuracaksın, öyle yaşayacaksın. Ya da vazgeçeceksin. Ben bu bedeli ödeyemem deyip başka bir hayatı tercih edeceksin. Ben Emel Sayın olmayı tercih ettim. Onu ama şunun için tercih ettin. Oraya, insanlara saygından tercih ettin. Kesinlikle. Yani kendinden değil. Bu, yani. Doğru. Bu halkımızdan gelen o sevgi ve saygı reddedilebilir bir şey değildi. Reddedemezdim. Çok önemliydi, çok büyüktü, çok güzeldi. Onu ben de sevgiyle kabul ettim. Aynı sevgiyi, saygıyı hep duydum, hep duyacağım. Minnettarım. Ben sana seninle ilgili çok içimden gelen bir şey söyleyeyim mi? Hı-hı. Yani insanların içine sevdiklerine karşı küçük kırıntılar kalır yine de. Ya hay Allah dersin. Yani çok seviyorum ama hay Allah. Çok iyi şarkı söylüyor ama hay Allah. Çok güzel kadın ama hay Allah. Seviyorum ama hay Allah. Ya sen de benim tahminim kimse o hay Allah'ı demiyor. Seni böyle olduğun gibi çok acayip seviyorlar. Yani o çok önemli bir şey. Öyle mi? Evet, öyle. Gerçekten de öyle. Yani bu böyleyse hay Allah şimdi... Hay Allah dedi. Hay Allah, evet, yani bu hiçbir şeyle ölçülemeyecek yani kadar büyük ya. Bir mutluluk. Bir tane bu. Öpeyim şurada herkes için. Teşekkür ederim beyazım. Canım sağ ol. Ahmet'in hareketi görmez abi. Ahmet böyle yapıyor. Öp. Beni Ahmet, de mi öp diyor? Evet, beni de öpüp yani ben de öpebilir miyim yok, diyor. Yok, ben zannettim ki senin öpmeni istiyor. Yok. O oradan Murat inşallah. Görmedin ki. Ne yaptın ki? Öptü beni. Ne diyorsun ya? Öperim tabii sevgiyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,